yedim. Şeyhim yedi, ben de yanında yedim. Şeyhimin dizi ağrıdı, bacağını masaj yaptım. Onu güldürdüm. Ona neler söyledim. Bu aldanmanın en güzel, latif bir örneğidir. Halbuki sen bir nefer, o hakkın gizli bir gelinidir. Resulullah'ın varisidir. Neferin generali ve paşası yanında parmağını oynatmaması askerliğin disiplini olarak elzem olduğu gibi, müridin de mürşidiyle konuşması veya valilik haline girmemesi lazımdır. Laubalilik haline girerse velayetin nurunu ve veliliğin kahrını bilmeyen beşeri hasletlerle aldanarak helakına sebep olur. O mürşid-i kamilin bir de kalbi ve ruhani kapısı vardır. Hakkın tecellisine mazhardır. Hitab-ı ilahiye ile mürşitlik vasfıyla kalbine ilham veren Allah'ın kapısıdır. Seyyid Eşref-i Rumi Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde amel ederken 11 sene tuvalet temizliği ve tekke temizliği vazifesiyle giriftar olan Seyyid Eşref-i Rumi Hacı Bayram Veli'den bir yaş veya iki yaş küçük olmasına rağmen 11-12 senelik tuvalet temizliği vazifesiyle müşerref olduğun zaman sem'an ve taaten deyip mürşidin huzuruna çıkmamış. Kendi mübarek lisanıyla 11 senenin içerisinde bir defa rüyasını nakletmek isteğinde bulunmuş. Cenab-ı Hacı Bayram Veli Rahmetullahi Aleyh Sultanımız mürşid konuşmadan müridin mürşidiyle konuşmak talebi en büyük edepsizliktir sözüyle 11 senede mürşidiyle bir kelam etmemiştir. Yusuf bin Hüseyin Zinnun-u Musra Hazretlerinden İsmi Azam öğrenmek maksadıyla geldiğinde bir sene tekkesinde oturmuş, bir sene sonra adını sormuştur Zinnun. Bir senede sen kimsin? Ben Yusuf isminde Hüseyin'in oğluyum. Bir sene daha hiç konuşmamış. İkinci sene ne maksatla geldin? Azam talebiyle demiş. İki senede iki kelam konuşmuştur. Kardeşler, veli Nebi'nin masarı el ulema verasetül enbiya sırrıyla peygamber edebinin gösterilmesi lazım gelen bir edep kutsiye içerisindedir. Kim haktan ne bulursa halkın gibi muamele etmesiyle değil, kamilin kamili idraka anlayışıyla hareket etmesiyle bulur. Mürşitle arasındaki müridin mesafesi yerle gök arasından azimdir. Cenab-ı Bayezid Bistami Hazretleri benim şeyhim sözünü bir mürid söyleyebilmek için 30 sene amel etmesi lazım gelir buyurmuştur. 30 sene amel edecek, benim şeyhim Seyyid Abdülbaki diyebilecek ismini anmak için, mübarek ismi şerefini telaffuz edebilmek için 30 sene amel ederek mürşidi anlayacak. Peki bir veliye böyle edep lazım gelirse ya bir nebiye nasıl lazım gelir? Ya Allah'ın azametinde Allah'ın azametinde nasıl bulunmak lazım gelir? Bir kuldan böyle edeplenmek lazımsa bir Allah olan Rabbül Alemine nasıl tazim etmek lazım gelir? Bunu idrak etmek lazım gelir.
kim ne helak olduysa şeyhini mahalle muhtarı gibi bilip babası dedesi gibi terk edip oturup kalkmasından helak olmuştur. Güldürmeye kalkar, maskaralık eder. Arif maskaralığı kabul etmez ki, o etse onun üstadı etmez. O etse onun üstadı etmez. O etse Allah Resulü etmez. O etse Allah kabul etmez. Mürütle mürşidin arası yerle gök arası kadardır. Mesnevi Şerif'te Mevlana Celaleddin Umar Hazretleri temsili bir kıssa ile şöyle beyan buyurmuş. Otur otur. Otur. Gir çık diyarı değil buraya. Otur. Aslan, kurt, tilki ahbaplıkla birbirine yakın olmuşlar, arkadaş olmuşlar. Tilki, kurt, aslan. Aslan tabii kumandan. Demiş üçümüz ava gidelim. Ava gitmişler. Aslan bir sığır yakalamış. Kurt bir koyun yakalamış. Tilki de bir tavşan. Üçü avdan dönmüşler, üç avı ortaya yığmışlar. Aslan kurda sormuş. Şu avları taksim et. Kurt demiş. Beyim, aslanım, sığır senin hakkın. Koyun benim hakkım. Tavşan da tilkinin hakkı. Aslan demiş. Sen ne oldun da aslana hüküm yürütecek hale geldin? O dağıtmak benim işimdir. Bir pençe vurmasıyla kurdun başını koparmış. Kurt ölünce düpedüz yatıvermiş. Sıra gelmiş tilkiye. Demiş aslanım tilki, buyur efendim sen taksim et. Demiş sultanım, sultanlara yakışır tarzda ben taksim edeyim. Şu tavşan sabah kahvaltım. Şu koyun öğle yemeğim. Şu sığırda akşam yemeğin demiş. Bu ilmi nereden öğrendin? Mum gibi düpedüz yatan kurttan öğrendim demiş. Mum gibi düpedüz yatan kurttan öğrendim. Efendiler, mürşitle mürit bu kıssadan ibret almalı. Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi radıyallahu teala diyor. Diyor mürit, kurt gibi şeye sokulma. Kavsizane Kavsizane radıyallahu teala anhinden naklen Kavs-ı Kasrevi bir gün bir sohbet etti. Çakal aslana arkadaş olmuş. Neden olmuş? Aslanın avı bondur. Bir öküzü yakalar bir kere de yemesi mümkün değil. Yer yer karnı doyunca çakallara, kurtlara, tilkilere yem olur. Çakal aslana arkadaş olunca 100 metre mesafeden aslanı takip etmiş. Çakalın arkadaşı çakal var. Demişler niye arkadaşına sokulmuyorsun? Sokulsam kurdu parçaladığı gibi beni parçalar. Niye 100 metreden takip ediyorsun? Onu takip etmesem de ben aç kalırım. 100 metre emin bir mesafedir. Emniyet mesafesidir. Muhteremler, bu kıssalar bir müritle mürşit arasındaki edebi öğrettiği gibi tasavvufa hayat müridi Allah'a yaklaştırmak içindir. Allah'ın azameti içindir. Mürit veli terbiyesiyle sahabeyi anlar. Ben Cenab-ı Gavs'ımızda amel ederken düşünüyordum kardeşlerimle. Bu bizim Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim-i Hüseyin'i Hazretleri çok büyük. Bizim idrakımızın dışında çok büyük. Peki bu büyüklük içerisinde Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir Hazretleri ne kadar büyük?
Şimdi şu cami-i şerifin şu kütüphane duvarından şu duvara kadar kaç metre diye sual edildiği zaman metre mefhumuyla ölçülür. Ha 20 gelir, 25 gelir. Metreyi bilmezsin neyle tarif edersin? Bu meseleyle Gavs'ımızı bir birim olarak kabul ettiğimiz zaman bu evliyayı ne kadar katlamalıyım ki Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer Efendimiz ortaya çıksın. Hazreti İmam Ali'nin büyüklüğü çıksın. 1000 defa katlasam yeter mi? Allah biliyor hiç yetmez. 100.000 yine yetmez. 1.000.000 yine yetmez. Peki Allah'ın Resulü'nün büyüklüğünü anlamak için Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'i kaç kere katlayalım ki Resulullah etsin? 1.000.000 1.000.000 yetmez. Bilmem ne kadar katlamak lazım gelir. Ya Allah Resulü'nü ne kadar katlayalım ki Allah'ın büyüklüğü çıksın? Şu halde daha bir velinin büyüklüğünü anlamayan sen, ben, Allah Resulü'nü ve Allah'ın azametini anlamamız ne tarzda olur? Sen sahrada bir kumun büyüklüğünü müdrik değilsen çölün genişliğini nasıl anlarsın? Sen ömründe deniz umman görmemişken bardaktaki suyla akan nehirle büyük okyanusu Hazer ve Karadeniz'in ululuğunu nasıl anlarsın? Şu halde tasavvufu hayat edep yoludur. Edeplenmek içindir. Bedir'e edepsiz. Sen şeyhini mahalle muhtarımı zannedersin. Karakol komiserimi zannedersin. Emniyet amirimi zannedersin. Allah'ın varisidir. Beşeriyeti irşad için Allah yeryüzüne ahlak-ı hamide ile mükellef kılıp göndermiştir. Onun için bu tasavvuf, bu tarikat haliye baştan sona edeptir. Edepsizin gittiği yol değildir. Cenab-ı Sultanımızı Afyon Karahisar'da yakinen inceleyen aile efradımız, Sultanımız Hazretleri bir annemizle beraber yemek yediğini, hiçbir kızının, hiçbir oğlunun sultanın huzurunda oturup atlatlık yapamadığını, bir mesele sormak lazım gelirse elini edeple tutup belini kırarak öperek hemen aceleden sorduğunu, şayet annemiz tek yemek zorunda kalırsa hiçbir evladımın annemizle yemek yemediğini duyduğum zaman aklım başımdan gitti. Şöylece işimizi derinleştirmeye devam ederek yolumuza gitmeye çalışalım. Allame İbni Hacer Şafii müştehidi Fetevvâ-i Hadisiye kitabında bir mühim meseleyi nakleder ki bu Şafii mezhebi müştehidi imamı olan başka bir mübarek olan Ebu Said Abdullah bin Ebi Asr'ın şöyle nakletmiştir. İbni Hacer Fetevvâ-i Hadisiye kitabında naklediyor. Yine bir Şafii müştehidi olan Ebu Said Abdullah şöyle naklediyor. İlim tahsili niyetiyle Bağdat'a gittim. Bu ilim talebi işinde üç arkadaş idik. Bir, İbn-i Seka ile arkadaş oldum. Bağdat'ta bir mübarek vardı ki adına zamanın Gavs'u diyorlardı. Yani Reisül Evliyası.
Ben İbn İshak'a, Abdülkadir Geylani Reisül Evliya o zaman genç idi. Üçümüz zamanın Bağdat'ta bulunan o gün içinde Gavs'unu görmek maksadıyla yola çıktık. Bir daha arz ediyorum, burası iyi anlaşılsın. Büyük Allame İbni Hacer, Şafii müştehidi olan bu zat kitabında naklediyor. Üç mübarek Ebu Said Abdullah İbni Saka, o yaşta genç olan Abdülkadir Geylani Hazretleri, üçü o günün gavsu olan zatı ziyaret maksadıyla üçü yola çıktılar. Gavs-ı Geylani gavs değil o zaman. Genç, daha talep halinde, talebe halinde, sülük halinde. Yolda giderken üçümüz arasında şu konuşma geçti. İbn-i Seka, ona öyle bir sual soracağım ki bu soruma cevap veremeyecek. Ben ona öyle bir sual soracağım ki nasıl cevap vereceğine dikkat edeceğim. Gavs-ül Azam sonradan olan Abdülkadir Geylani Hazretleri de şöyle buyurdu. Ben zamanın gavsuna soru sormaktan haya ederim. Denemek için sual sormaktan Allah'tan utanırım. Ben Allah dostlarına edepten başka bir şeyle yaklaşamam. Onların rahmetli bir nazarı benim indimde 1000 sene ibadetten evladır. Nerede kaldı ben ona sual sorayım? Nerede kaldı ben ona deneyim? Zamanın gavsı Yusuf-ı Hemedani Hazretleri'ydi. Sadat-ı Nakşibendi'nin ulu evliyası. Şeyh Abdülalik-i Gücdüvani Hazretleri onun halifesi. Sonradan Şah-ı Nakşibend Hazretleri Seyir Temir Külal vasıtasıyla o da onun halifesi. Demek bu zamanın gavsı olan zat-ı mübarek Hazreti Gavs Yusuf-ı Hemedani Hazretleri silsile-i tarikat-ı Nakşibendiye'nin reis evliyasından. Biz yolda giderken İbn-i Saka, ben ona öyle bir sual soracağım ki o cevap veremeyecek, çok çetin bir sual soracağım. Ben yani Ebu Said Abdullah, ben de bir sual soracağım, nasıl cevap verdiğini kontrol edeceğim. Abdülkadir Geylani Hazretleri genç bir mürit, o buyurdu, haşa ben bir Allah velisine sual sormam. Hele denemek için sual sormaktan Allah'a sığınırım. Ben onun huzurunda otururum. Bereketinden, rahmetinden, hayırlı duasından müstefit olurum. Üç ayrı niyetle, üç ayrı zat zamanın kavsına sokuldular. Yusuf-ı Medani Hazretleri'nin ahlak-ı hamidesi insanlara bazen görünür, bazen hiç görünmez, görünse de tez kaybolurdu, çok aralarında oturmazdı. Vardılar makamına, yok ortalıkta. Bir saat beklediler, sonra görüldü. Cenab-ı Gavs-ül Azam Yusuf-ı Hemedani Hazretleri içeri girdi. İbn-i Saka'ya kızgın kızgın baktı. Ey İbn-i Saka, yazıklar olsun sana. Bana öyle bir soru soracaksın, onun cevabını bilmeyeceğim. Öyle mi? Onun cevabı şudur. Ben sende küfür ateşinin parladığını görüyorum. Sen küfür üzerinden ölürsün. Onun cevabı sen kafir olarak ölürsün. Bana, yani Ebu Said Abdullah Hazretlerine, sen de bana soru soracaksın, nasıl cevap vereceğine bakacaksın. Dikkat et, bir arifi billaha terk-i edep olarak sual sormanın cevabı senin çekeceğin şu çile olacak. Sen kulak memelerine kadar dünya malına boğulacaksın.
Bu da senin edepsizlik ettiğinin cezasıdır. Sen dünya malına gireceksin. Fabrikalar kuracaksın. Ama feyzi ilahiyeden uzak kalacaksın. Kulaklarına kadar dünya malına batacaksın. Bu bana sual sormanın belası ve cezasıdır. Estağfurullah. Estağfurullah. Döndü Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine. Ey Abdülkadir, ne güzel edeple geldin. Allah dostunu nasıl tazim etti? Senin edebinden senin edebinden Allah ve Allah'ın Resulü hoşnut oldu. Allah'ın selamı selatı Resulullah'ın üzerine olsun. Seni Bağdat'ta görüyorum. Bu edebinin ikramını müjdeleyeceğim. Bir kürsü üzerine çıkacaksın. Büyük bir topluluğa hitap edeceksin. Benim bu ayağım bütün velilerin boynunda diyeceksin. Reis-ül Evliya olacaksın. Senin mükafatın da bu. Şeyhine maskaralık edip güldürmeye kalkan, mahalle muhtarı gibi yanına sokulup edep ve tazimden uzak yaşayan, onların cismani varlığıyla yiyip içmesiyle kendi aynasında kendi gibi gören gafil, ruhani makamının, Allah'ın azametinin, mekrinin emini olmazsa helakının sebebi olur. Tilki gibi işi idrak edersin ama tavşan sabah kahvaltın, koyun öğle yemeğin, sığır da akşam yemeğin dersin ama iş işten geçer, mum gibi düzgün yatan kurdun haline girdikten sonra. Sen kurt olsan ne fayda? Aslan yanındasın. Sen müridin, çok hoş bir müridi olsan ne fayda? İnsanı kamil yanındasın. Hakkın nazarı onunladır. Habar! Cenab-ı Gavs'ın Azam Mevlana Halid Sülcene'nin Hazretleri gibi Hazreti Gavs-ül Azam Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de buyuruyor ki, ey hak yolcusu olan talip, sen hakkın nazarına, iltifatına mazhar olamazsın. Hakkın kalbinde tecelli ettiği bir arifin gönlüne girmeye bak. Allah onun kalbine lütuf ve ihsanla ikram ettiği vakit senin ismini o mübarek şerefli kalbin içinde bulur da o ikramdan sen de nasipkar olursun. Sen Allah dostunun kalbine girmeye bak. Onun için Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bize ferman ederek buyuruyor ki, Cenab-ı İsa Aleyhisselatü Vesselam ile yol arkadaşlığı eden bir kimsenin halini Mesnevi Şerif'in 6. cildi sayfa 53 ve 159'da bize şöyle beyan buyuruyor. Cenab-ı İsa Aleyhisselatü Vesselam'a yol arkadaşı olan bir zat derin bir çukur içerisinde kemikler gördü. Ceset kemikleri gördü. Ama budalaydı. Yol arkadaşı budalaydı İsa Aleyhisselam'ın yol arkadaşı. Dedi ki, ey arkadaş, Hazreti İsa Aleyhisselam demedi, ey arkadaş. Arkadaşlar ya, hani müritle şeyhinin oynaşması gibi. Habara habara habara. Ey arkadaş, alem seni söylüyor ki ölüleri diriltiyorsun. Yüksek bir isim okuyarak ölüleri diriltiyorsun.
bana o ismi öğret de ölülerin kemiğini bir dirilteyim. Arkadaş, tövbe. İşte mürit mürşidinden arkadaş gibi olursa böyle olur. Arkadaş, bize ismi azamı öğret de bir ölülerin kemiklerini dirilteyim. Bak sen debreşip durma. Ben bir debreşme oldum içim sıkılıyor. Ben kağıdımı küreğimi alırım. Hiç kıpırdım mı? Hiç sinek konsa da kıpırdım mı? Hazreti İsa Aleyhisselam buyurdu ki sus, o senin yapacağın iş değildir. Senin ağzına layık değildir. Senin nefeslerine, sözüne o yakışmaz. Sus! Sus! İsmi Azam okuyup, ölüyü diriltmek, yarandan, bir takva sahiplerinin kurbiyetinden, pak ve seyri sülük amelinden, meleklerden ziyade kavrayışlı bir er kişiye yakışır. Onu okumak bir er kişiye yakışır. Nefesi pak, kendisi sema hazinesinin emini olmak için ömürlerini uzun zaman çalışmaları ile kazanmaları lazımdır. Evde oturarak küsülerek Allah dostuna yakışılmaz, yaklaşılmaz. Nefesi pak edebilmek için uzun zaman nefsini temiz etmek için çalışmak lazımdır. Sen Cenab-ı Musa Aleyhisselam'ın asasını eline geçirsen, şu asa benim olsa desen ve Cenab-ı Allah o asayı senin eline verse, Hazreti Musa'nın manevi kudretini nereden bulacaksın? O asa Musa'nın elinde ejderha olur. Koyun çobanı Musa'nın değil, köy imamı Musa'nın değil. Abi. Hazreti Musa'nın elinde o asa asa olur. O Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğü benim parmağıma geçse, tövbe estağfurullah, ben Süleyman Aleyhisselam gibi olamam. O yüzüğü parmağı taşıyacak Hazreti Süleyman ister. Kardeş, 3 günlük sofilikle Allah dostu olan bir mürşide sokulup yaranlık etmenin ne olduğunu anlamaya çalış. Bana Hazreti Allah Musa Aleyhisselam'ın asasını verse desin, hakikaten de sana asa eline geçse, vallahi Musa Aleyhisselam'ın asası gibi senin elinde olmaz. Asa Musa Aleyhisselam'ın asasıdır ama senin elin Musa Aleyhisselam'ın eli değil. Hey hey hey, koyunun birisi me dedi, velinin birisi bayıldı, sonra ayıldı. Dediler yahu koyun me dedi, bayıldın, ne oldu, lisanını anlamadın mı? Yo, me dedi. Dedi hayvanat lisanında ne var demektir. Koyun da dur, Allah var, var, var diyor. Koyun ne dedi ama senin kulağına koyun sesi geliyor. Arif ol, gönlünü aç da var sesi gelsin. Var, 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 ho, ho, ho. Var, var, ho, ho, ho. Bu kulak sende bende oldukça koyunun me'si me sesi olarak gelir. Var sesi gelmez kardeş.
Cenab-ı Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir abd-i recül Musa Kelamullah'a yalvardı. Ya Musa, Allah için hayvanat dilinden biraz bana öğret. Dedi, ne işine yarar? Dedi, hayvan diliyle Allah'ın yakınlığını, kurbiyetini kazanırım bilince azameti ilahi müdrik olurum. Senin gibi ey ahmak, bu lisan bu zata yaraşmaz dedi. Zat ısrar etti. Sen o Musa değil misin, Kızıldeniz'i geçtin? Sen o Musa değil misin, asa sahibisin? Sen o Musa değil misin, Allah'ın nazlı hitabına, ikramına eriştin? Yalvardı. Musa Aleyhisselam dedi, bir işine yaramaz ama öğreteyim. Git eve, birkaç hayvan ismini öğreneceksin. Eve geldi. Allah-u Teala köpeğin, horozun dilini öğretti. Yemek yediler evde. Sofra artığını pencereden silktiler. Horoz koştu, köpek koştu, horoz kaptı. Köpek dedi, ya sabahleyin efendi sana yem verdi, şu sofra artığı benim hakkımdı. Dedi, sabır et ey köpek, bizim efendinin bir atının ayağı kırılacak, o atı kesecekler, sen bol et yiyeceksin, ben de sofra artığını fazladan yedim. Ev sahibi dedi, oho ne güzel oldu, bizim atın ayağı kırılacakmış, götürdü sattı. O ata hükmü ilahi, Allah'ın hükmü ilişince sattığı atın ayağı kırıldı ve sahibi kesti. Yani bile bile ölecek atı hiyanetle sattı. Dedi, elhamdülillah ya, bu konuşma ne kadar işime yaradı, ne iş tatlı oldu. Ertesi gün yine sofra artığı, yine horoz kaptı. Köpek dedi, ya yapma, at ölecek dedim, vallahi ölmedi, yalancılık yapma. Dedi, ev sahibi bizim konuşmayı duydu, atı sattı. Bugün dedi, öküzü ölecek, yine et var sana. Adam dedi, vallahi öküzü de satarım. Öküzü de sattı. Ev satılan öküz çıkınca alan adamın evinde öküz öldü. Üçüncü günü sofra artığı yine atıldı. Yine horoz kaptı. Köpeğin kafası kızdı. Ulan bir de yalancı horoz dedi. Sen yalan söylüyorsun düpedüz. Horoz cevap verdi. Allah bir, biz yalan söylemeyiz. Karanlık kümeste, arş-ı alada okunan ezanı duyarız. Eğer biz vakitsiz ötsek, sahibimiz keser. Vakitsiz öten horozu sahibi keser. Yani manası, yalancı horozu sahibi keser. Sahibi yalancı horozu keser. Dedi, bugün benim bu artan yemeği yeyişim, üçüncü defa horozun yeyişi. Dedi, bugün efendimiz ölecek. Onun cenazesine koyunlar, öküzler kesecekler. Bugün et çok. Adam dedi, eyvah, beni kime satayım? Cenab-ı Musa Aleyhisselam'a koştu. Dedi, ya Nebi Allah imdad et. Ben bugün öleceğim. Evet, öleceksin. Sen gazab-ı ilahiye duçar oldun. Sen esrar-ı ilahiye, hükmü ilahiye öğrendin. Atını bile bile öleceğin, ayağı kırılacağını ve öleceğini, kesileceğini bile bile sattın, hiyanet ettin. Öküzünü sattın, hiyanet ettin. Allah kahrından seni öldürüyor ve imansız kafir öleceksin. Çünkü hükmü ilahi bile bile bozdun. Aman ya Musa, canım ya Musa. Cenab-ı Musa Kelimullah tahammül edemedi. Allah'a niyaz etti. Rabbim dedi, kaderini onun değiştirmem, muhakkak ölecek ama imanını almayacağı. Efendiler, Mesnevi-i Şerif'te Hazreti Mevlana Hüdavendigâr buyuruyor.
sen yetişmeden bir sultanul evliyanın cübbe ve takkasını başına giydirseler haşa onun Yemenisi olamazsın. El İdris Abdülaziz-i Debbal Hazretleri diyor, velilik kazanmakla olur. Alın teri dökmeden hazırla rıza bulacağına oynaşarak kazanacağını sanma. Zira bir veli Allah'ın inayetiyle kerametinden lütfetse seni makamına çıkarabilir. Veliliği verebilir. E olsun, alırım ben de. Ama o velinin tacını, sarığını taşıyacak baş ister. O velinin cübbesini taşıyacak sırt ister. Yani velayetinin aklı selimini taşıyacak akıllı olmak lazımdır. İlmini, marifet ve kerametini taşıyacak kudretli bir ben ister. Bugün bana sultanın makamını verseler yarın sabah kaybederim. Çocuğun eline 100.000 marklık cüzdan versin, 10 dakika sonra bir simide satar. Bisiklete satar 100.000 marklık cüzdanı. Şu halde Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin Hazreti Şibli'ye söylediği sözü unutma. Cenab-ı Şibli Hazretleri Cüneyd-i Bağdadi'ye geldi. Dedi, sende Allah'ın marifet cevahir ve incileri olduğu söyleniyor. Bana sat. Dedi, buna para yetmez. Allah'ın marifetine parayla alınmaz. Buna gücün yetmez. Hediye et. Alın teri olmadan hediye edilen malın sahibi kadrini bilmez. Amel et, öyle amel et. Edeyim. Dedi, sen emirlik ettin. Zenginsin. Git bir seni çıra sat. Bir seni çıra sattı. Enaniyetin kırılmadığını gören Hazreti Cüneyd, bir sene daha sat. Yine sattı. Bir sene ahliyle git, helallaş. Helallaştı. Bir sene sonra geldi. Sen eski enaniyetinin ne olduğunu bildin mi? Çıradan sonra dilencilik verdi. Dilendi, dilendi. Bir kuruş eline verilemeyeceğine kadar, kimsenin vermediği hale girinceye kadar dilendi. Cenab-ı Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine geldi. Mübarek dedi, şimdi nefsinin kaç kuruş ettiğini anladın mı? Hiçbir değeri o yokmuş efendim. O zaman benim tekkeme oturup sofilerime hizmet etmek şartıyla sohbetimi dinleyebilirsin. Muhteremler, bütün bu enaniyettir. Bu kibirdir. Bu ululuktur. Bizim hoca diyor, müezzin Mustafa Hoca ile dertleştik biraz önce, bizim hoca diyor, ya ben ömrümde bugün ilk defa şalvar giydim. Bizim hoca Mustafa Efendi diyor, biraz önce Allah bir burada nefsim harbetti diyor, ya o şalvar yakışmadı sana, alemden utanmıyor musun? Ben dedim diyor, çekil karşımdan, şalvar giymekten neye utanayım? Yok yok, eski pantolonun nesi vardı çıkarıp da şalvar giyiyorsun. Dedim diyor, vallahi nefis şalvarı giyeceğim, titilip durma karşıma. Efendiler, 40 yıllık Hafız Mustafa Efendi'ye şalvar giymeye nefsi razı olmuyor. Nerede kaldı hakkın emrine ram olsun? Nerede kaldı hakkın emrine ram olsun? Nerede kaldı ram olsun? Otur, otur, otur. Tut şunu, tutun. Tutun, tutun, oturtun. Otur, otur. Sen otur, otur, kendi işine bak, otur. Otur, otur. Oturtun şunu. Sen kendi meselene bak. Otur, otur. Ya kardeş, otur. Sohbeti bozma, otur. Bırak, bırak, otursun. Allah kesin ya. Seyda, otur, otur. Devirin şunu aşağıya. Ne Bağdadi, İmam-ı Rabbani. Ya Allah, ya Allah. Geç, geç şöyle, sohbeti bozmayın kardeş, oturun. Çek şu adamı şunun yanından, çek, burası şey değil ki ya, ne güzel sohbet oluyor ya şimdi. Allah. Millete vurmanın zamanı değil ki, vurursa ya insan Allah nefsine vursun. Şunu çek şu adamı yanından, şu üsttekini. Git kendi işine. Nerede kaldık? Şalvarda.
şalvarı giymesini istemeyen nefis nerede kaldı diğer meseleyi yapsın? Haşa, ibret olsun diye naklettim. Bir şalvara bile hoca efendi, hafız efendinin nefsi razı olmuyor. Şu halde Allah'la kulun arasında 100.000 perde, 500.000 hicap var. Nerede kaldık? Nerede kaldık? İsa Aleyhisselam'ın arkadaşı